Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle saks mavisi, güzel çiçekli ve desenli şöyle göstereyim desenini. Gayet hoş renkleri var içinde. Pembe var, hardal sarısı var, yeşil var ve bir de kendi mavisine benzeyen mavi var. Ama ben mavi kullanmayacağım. Güllerinde pembe ile hardal sarısı kullanacağım. Altına da yeşil kullanacağım arkadaşlar. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için. Şimdi modelimize başlayalım arkadaşlar. Modelimizi de şöyle göstereyim ben. Ben dört bir yanının zürafasını çektim arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bu taraftan da göstereyim. Dört bir yanının zürafasını çektim. Üstünün de çiçeğini yaparken sizlerle paylaşayım dedim. Modelimizi daha önce ben çekmiştim. Bunu 60 yaşındaki bir teyzemiz İstanbul'dan istedi. İki tane yazma istedi. Dedi iki tane yazma. Kızım bana göre yazmasının modelini sana bırakıyorum diye söyledi. Yazmasını ben resimlerini çektim attım hangi yazma olsun diye. Ama dedi ki ne ben sana bırakıyorum dedi. Ben sarışınım dedi. Sarışın hangi renk giderse artık. Bundan bir de bunun bordolusunu çürük vişne diyorlar herhalde. Onun gibi bir şeyini ayarladım. Yazmasını ayarladım arkadaşlar. Onu da inşallah teyzemize yapıp göndereceğim. Şimdi modelimize başlayalım arkadaşlar. İpimi elime aldım. Biraz uzunca takmıştım ben modeli. Başlayacaktım aslında ama bin türlü fırsat bulup başlayamadım. Dedim başlarken de sizlerle beraber başlayayım ve modelimi de sizlerle beraber çekmiş olurum. Şöyle hemen bir tane yeşilimi düğümümü attım şöyle şu şekilde. Buradan bir tane düğüm atıyorum şöyle. İpim dediğim gibi biraz uzun. Zaten modelimi devam ettireceğim. Kuyumcu kafesi yaparak modelimizi devam ediyoruz. Şöyle şuradaki fazlalığı hemen kesiyorum görüntüyü bozmasın diye. Şimdi buradan hemen boş zürafa yaparak modelimi kurmaya başlayacağım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hoşunuza giden bir model olur. Çok yazanlar oluyor bana. Abla bizler de yeni öğreniyoruz. Bizim için de kolay model çeker misin diye bana çok yazan oluyor. Onun için onlar için de bu videoyu ayarladım. Çıtı pıtı modellerden onların da isteği yerine gelsin diye. Şöyle düğümümü attım. Hemen şuraya bir tane pırpır yapıyorum. Şu şekilde. Pırpırın içine tekrar geri batıyorum. İpimi aşağıya uzattım. Tekrar yine içine batıyorum. Sinek kanadının büyüklüğü size kalmış arkadaşlar. İster büyük seviyorsanız büyük yaparsınız. Küçük seviyorsanız küçük yaparsınız. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Kimisi 5 düğümden oluşan istiyor. Kimisi 4 düğümden oluşan seviyor. Yani yaprağının büyüklüğüne göre değişiyor. Şu
Şöyle 1, 2, 3. Bir tane daha yapıyorum. Ve 4. 4 düğümden oluşturduk yaprağımızı. Şöyle şu şekilde. Biraz yakın çekim yaptım ki ne? Daha iyi anlaşılsın diye. Bazı videolarda ben görüyorum uzak oluyor. Ben bile şu halimle yani anlamıyorum nereye batıp çıkıldığını. Onun için yakın çekim her zaman iyidir. Yeni öğrenenler arkadaşlar için. Şuraya hemen bir tane yuva oluşturuyorum güzelce. Buradan tekrar buraya batıyorum. Şöyle. İnşallah bundan sonra arkadaşlar yeni yeni modelleri çekip sizlerle beraber paylaşacağız. Havalar çok böyle Ağustos sıcağı gibi olmasa da sıcak ama o kadar değil yani. Ağustos'ta Temmuz'da falan çektiğimiz sıcaklar çok kötüydü. 3 4 5'inciye tekrar şöyle pardon 1 2 3 4'üncü de zürafamı yaptım ve şöyle fil dişimi yaptım. Tekrar zürafamı yapıyorum. Böyle fil dişi yaparak yaprak yaparak böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bir tane gül olarak sizlere göstereceğim. Hemen iğnemi alıyorum ve içindeki hardal sarısından kullanacağım. Tabii ki hardal sarısı biraz parlak durduğu için yazmanın içindeki renkle biraz uyum sağlamıyor gibi gözüküyor ama aslında alakası yok. Aynı uyum sağlıyor. Tabii ki videoda biraz rengi farklı çıkıyor. Hemen şöyle ipimi aldım. Kesiyorum. Ben bunu devam ettireceğim için ipimi şöyle kenara alıyorum dolaşmasın diye. Hemen şuraya şöyle bakın. Şunu şöyle alıyorum. Buradan iğnemi batıyorum ve şu ipi üstten atıyorum. Şunu alttan alıyorum. Şöyle şu şekilde bakın şöyle düğümümü atıyorum. Düğümümü attıktan sonrasında bu ipin üstüne gelecek arkadaşlar. Pırpırlarımız ve modelimiz dönmemesi için bu soru çok soruluyor bana. Bizim pırpırlarımız dönülüyor diye. Şu büyüklükte bir tane pırpırımı yaptım. Yaptım ve buradan böyle bu şekilde şöyle tekli sinek kanadı yapıyorum. Büyüklüğü bu şekilde olacak sinek kanadımızın. Tekrar yine aynı şekilde pırpırımı yaptım ve tekrar aynı büyüklükte sinek kanadı yapıyorum. Şimdi tekrar batıyorum.
Şöyle. Elinizle kaydırarak ipinizi öbür tarafa kaydırabilirsiniz. Aynı yerde toplanmış olmaz. Dört. Ve 5. Bu model çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu modeli ben çok seviyorum. Bundan daha önce birine de yapmıştım ben. İsterseniz şuradan ipinizi uzatıp buraya bağlayabilirsiniz. İsterseniz bağlamayabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Ama ben bağlamayacağım. İpimi hemen şöyle şuradan fazlalıkları kesiyorum. Ve modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Çok da güzel, sade ve hoş bir model. Böyle yaşlı teyzelere falan gayet güzel bir model arkadaşlar. Benim modelim bu şekilde arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.